Şimdi İyi Parti'ye bakalım. İyi Parti'de istifalar üst üste geliyor. Meral Akşener belli ki partisini toparlamak için bir savaş ilanında karar verdi. Ama savaş ilanı için normalde muhalefet partilerinin iktidarı hedeflemesi, iktidara karşı partisini bir arada tutmak, tutmayı istemez, tutacak hamleler yapması beklenir. Ancak <laughs> CHP'ye karşı Askeri harekat gibi savaş e, harekatına girişti ve hem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı hedef aldı Meral Akşener. Onlar dün yanıtlarını vermişlerdi. İyi Parti'de Meral Akşener'in bu siyasi hamlesinin pek karşılık görmediği, partiyi bütünleştirmek için attığı adımın tam tersine partiyi parçaladığını görüyoruz. İşte son gelişmeler. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Varım, buyursunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği teklifinin reddedilmesinin ardından istifa depreminin yaşandığı İyi Parti'de Ankara milletvekili Yüksel Arslan da istifa etti. Arslan'ın istifasıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 38'e düştü. İyi Parti'de çok hızlı bir eğrime var. İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı, uzun bir açıklamayla duyuran Arslan, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini söyledi. Genel Başkanım Sayın Akşener, sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara'daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz demişti. Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Ankara'da aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim diyen Arslan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sarf ettiği sözlere de tepki gösterdi. "Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir." dedi. Mansur Yavaş Belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir. Sayın Mansur Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu her zaman ve her zeminde ispat etmiştir. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Partinin Ankara kanadında yaşanan işbirliği krizi Arslan'ın istifasıyla da sınırlı değil. İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin Akkurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Öte yandan İyi Parti Kars İl Yönetim Kurulu'nda görev yapan 22 kişi de genel merkeze tepki göstererek istifa etti. Yönetim kurulu üyeleri istifa duyurusunda Kars Belediye Başkan adayının ilan edilme yönetimini eleştiren bir açıklama yaptı. Genel merkez yayımladığı genelgede son başvuru tarihinin 22 Aralık 2023 olarak belirlemiştir. Üç arkadaşımız olan Nebi Arı, Ömer Baran Yeşilbağ ve Muzaffer Melik Sadak'ın il yönetimine müracaat etmelerine rağmen genel merkezce başvuruları dikkate alınmayarak 15 Aralık 2023 tarihinde ada ilan edilmiştir. İl yönetim kurulu üyeleri olarak İYİ Parti'deki görevlerimizden ve üyelikten istifa ediyoruz. Sadece bu sandalyede oturan hoşlanmıyorsa bu işlerden o gider. İYİ Parti'deki istifa furuyasına Samsun İlk Adım İl ilçe teşkilatı da katıldı. Samsun'un ilk kadın ilçe yönetimi başkanı dahil 66 kişi istifa etti. Samsun ilk kadın ilçe başkanı Murat Demir yönetimle sıkıntı yaşadıklarını belirterek istifa ettiklerini duyurdu. İstifayı bir e, irade beyanı olarak görürüz ve saygı duyuyorum. Demir, siyasi teamüllerden uzak bir şekilde Samsun'u ve tüm ilçelerini istişareden uzak bir anlayışla dizayn etme çabası durdurulamaz bir noktaya gelmiştir. Bu nedenle arkadaşlarımla hep birlikte ilk adım ilçe yönetiminden istifa ediyoruz ifadelerini kullandı.